Baden-Württemberg eyaletinin en büyük ikinci şehri olan Mannheim'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl 397. kez kapılarını açan Main Markt fuarına katılan Türk firmaları fuarda adeta Türk rüzgarı estirdi. Her yıl Nisan ayı sonuyla Mayıs ayının ilk haftası organize edilen Main Markt Tüketici Fuarı, aynı zamanda ülkenin en büyük üçüncü tüketim fuarı olarak da dikkati çekiyor. Mannheim şehrindeki Main Markt'a katılan Türk firmaları, açtıkları standlarda Almanların büyük ilgisiyle karşılaştı. Sevgili izleyiciler, bugün Main Markt'taki tüketici fuarını ziyaret ettik. Bu tüketici fuarı 397. kez düzenleniyor ve bu fuara Bağdat 10. kez katılıyor. Şu anda Bağdat'tan bir sorumluyla birlikteyiz. Güven Baklan'la, alış satış müdürüyle birlikteyiz. Evet Güven Bey, fuar her yıl 10. bu yıl 10. kez katılıyorsunuz ve geçtiğimiz yıllara kıyasla bu yılı bir değerlendirebilir misiniz? Nasıl geçiyor fuar? Bu yıl fuar biraz daha hareketlendi. Benim görüşüme göre biraz da çok iyi oldu yani. Yani bizi Türkler için, Türkler açısından mı oldu yoksa geçirdiğimiz yıllara bakarak katılım mı daha yüksek? Geçirdiğimiz yıllara katılım daha güzel. Ve özellikle Almanlar olsun, Türkler olsun çok rağbet görüyor. 10 günlük fuarı bir değerlendirebilir misiniz bana? Yani genel olarak bence ilgi yoğundu. Özellikle hafta sonları yani aşırı derecede yoğundu. Daha çok Alman müşteri gördüm. Tek Türkler var ama bu yoğunlukla Alman tabii ki. Daha çok böyle incir, böyle farklı ürünlerimize çok yöneldiler. Onun dışında biz kahve servisi falan yaptığımız için ilgi yoğundu. Fuarda katılan Türk firma sayısının az olduğu gözlenirken ziyaretçi bakımından da Almanlar ağırlıktaydı. 16 yıldır bayrak ve flama satışı gerçekleştiren Avrupa'daki tek firmanın sahibi olan Murat Alabaş, Türk firmalarının katılımını artırmak amacıyla planladıkları bir projeyi anlattı. Bizim bir projemiz var işte. O projemiz İtalyanların, yani Casa Italia diye açtıkları bir bölüm var. Bir komple bir İtalyan bölümü yapmışlar. Biz de onlar gibi Sayın Mustafa Baklan'la beraber bir projemiz var. Eğer o projemiz gerçekleşirse komple bir haleyi kiralamak istiyoruz. Yani burada kapıda yöresel giysilerimizle, bizim işte lokumla, kayısıyla, diğer ürünlerimizle karşılayacaklar. Ondan sonra isteyen orada kendi ürünlerimizi, yani içinde Türk berberinden, Türk kuyumcusundan tutun da her şey olacak. Ve o gelen insanlar oraya, her tarafı Türk-Alman bayraklarla donatacağız. Ve gelen misafirlerimiz orada Türkiye'yi yaşatacağız. 1988 yılından beri çeşitli değerli taşlardan yapılan kolye ve süs eşyalarının satışını yapan Celal Gökçe ise fuarda en çok mercan ve incilerin ilgi gördüğünü söyledi. Çok rağbet gören bir ürün var mı? En çok aranan, istenen? Şu anda en çok aranan inci ve mercan. İnci ve mercan. Sizde mevcut tabii ki bunlar. Bizde tabii. Bunlar en fazla, eğer duvarları alabiliyorsanız. Mesela bunlar mercan. Evet. Burada duvardaki. Evet. O baş taraftakiler de inciler. Evet. Peki Celal Bey, özel isteğe göre de bir şeyler yapabiliyor musunuz? Mesela ben kendim taşları seçip o taşlardan kolye falan yapabiliyor musunuz? Ya da evet. Yüksük gibi. Aşağı yukarı %30'unu kendimiz yapıyoruz. Aynı zamanda üreticisiniz. Aynı zamanda üretici ve burada eğer bir hanım gelip de dediği zaman ben şu boyda, şu santimetre bir kolye istiyorum dediği zaman aynı anda orada 5-10 dakika içerisinde onu yapabiliyoruz ve kendisine takdim ediyoruz. Fuarda özel bir kamerayla çekilen 3 boyutlu resimleri birkaç saniye içinde camın içine yerleştirerek ölümsüzleştiren ve Almanya'da tek olan Türk firmasının standı da büyük ilgi gördü. Biraz sonra resmimizi çekilecek ve bu resmimiz 3 boyutlu olarak bir anahtarlığın içine girecek. Bunu yapan da bir Türk firması ve Almanya'da zannediyorum bir ilk, Türk firması olarak bir ilk. Tamam. Gördüğünüz gibi üstte şu an gördüğünüz refleksiyonlar var. Onlar temizlendikten sonra resim istenilen cam boyutuna göre, yani müşteri hangi cama istediğini söylüyor. Ona göre resmin büyük ebatlığı belirleniyor. 10 senedir lazer firmasında çalışıyorum. Lazer teknoloji üzerine çalışıyorum. Şu an bunu zaten yan olarak yapıyorum. İsviçre'de yan iş olarak yapıyorum. İsviçre'de çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şu anahtarlığa, şu anda içi boş bunun. Ve birazdan bunun içerisine biraz önce benim çekilmiş olduğum 3 boyutlu resim gelecek. 1000 kere camı kırıyor. Camı kırıyor. İç taraftan değil mi bu? Yani dışına hiçbir şekilde zarar vermeden. Zarar vermeden. Modelimizin 3 boyutlu modeli.
kafa içeride. Evet şu anda evet. En güzel anlarını ölümleştirmiş hale ölümleştiriyor yani. Camın içine ölümleştiriyor. Bu ömür boyu içinde kalıyor.